Evet, şimdi canlı yayındayız." dedi. "Merhaba, iyi akşamlar. Kusura bakmayın, biraz geç başlıyorum. Çocukları uyutayım derken onlar beni uyutmuşlar. Neyse ki daha fazla şey yapmadan, dalmadan yayındayız. Evet, e, duyurduğum gibi bu akşamki bir bölüm hayat amacını hayat amacı ile ilgili hayat amacını e, bulmanın ne anlama geldiğini merhaba hayat amacımızı bulursak ne olduğunu bunu nasıl anlayacağımızı e, bu kitapta da bu bölümde de bölümde incelemiş şimdi e, doğru hedef belirlemekle ilgili bölümde e, hedeflerle ilgili konuşmuştuk. Fakat bu o değil ondan farklı bir şey bu hayata geliş amacımız ile ilgili Biz özgür iradeye sahibiz Dolayısıyla karşımıza çıkan olaylarda seçim hakkına sahibiz. Ama bu özgür irade ne zaman başlıyor? Herkes hem fikir değil kimisi doğduğumuz gibi başlıyor doğduğumuzdan itibaren, bu işte yaşadığımız olaylarda seçim sahibi oluyoruz diyor Kimisi doğumdan da önce başlıyor diyor bunu işte ruhumuzla ilgili ruhumuzun bu olmamasıyla sonsuz olmaması olmasıyla ilgili olduğunu düşününce Hani bunda da bir karşılık bu Buluyoruz amaç hayat amacı dediğimiz şey ya da işte e, kaderimiz diyelim e, sizin selfinizin yani ruhunuzun kendi e, dileği doğrultusunda dünyaya gelmesi ve doğduğumuz yer ve doğduğumuz yerdeki koşullarda bu e, hayat amacımızı karşılarken e, elde edeceğimiz karşı hayat amacımızı gerçekleştirirken kullanacağımız bize özel ve tam amacımıza uygun araçlar olmuş oluyor Bu nedenle hayata geç amacımızı öğrendiğimizde fark ettiğimizde çok güzel çok iyi hissederiz ve çok güzel bir coşku hissederiz fakat e, tabii ki e, hayat amacımı buldum demek toplumda herkesin nasip olan bir şey değil. Eee ki e, toplumun beklentileriyle, toplumun yapılanmasıyla e, ve eğitim sistemindeki bazı işte e, yanlışlarla e, hani hayat amacımızı ne aramaya cesaret ediyoruz arasak bulamıyoruz şeklinde ondan uzak bir yaşam sürmek e, genellikle insanların başına geliyor Fakat bu e, herkes için geçerli olması gereken bir konu değil e, bu konuda e, yaptıklarımızın bizi tatmin etmediğini daha derin daha özel bir şey olması gerektiğini e, düşündü, düşünüyorsanız hani kendinizle biraz vakit geçirerek e, Hayat amacınızı araştırabilirsiniz ve bulabilirsiniz. Şimdi e, yapmaktan çok mutlu olduğumuz şeyleri e, listeleyerek, bunlar hakkında düşünerek mesela e, şey yapar e, bulabilirsiniz. Beni ne mutlu eder diye sormalısınız ve e, bu sorunun cevabını verdiğinizde sadece beni şu mutlu eder deyip hani onu bırakmak yerine onu bir hedef, onunla ilgili bir hedef oluşturup, o hedefe doğru giden bir hayat oluşturma şeklinde. Hayat amacınızın size keyif ve tatmin yaşatmaması mümkün değildir. Onu bulun ve hayatınızı bu yönde yaşayın. Böylece varlık size daha kolay ve coşkuyla e, gelecek ve siz de işinizi e, seviyor olacaksınız. Şimdi e, bir yandan notlarıma baktım. E, bu kitapta işte bu notları bu şekilde e, okumak tamam, iyi, hoş. E, ben de kendi hayatımdan örnekler vereyim. E, resim... Konusunda e, yeteneğim olduğunu, resim yapmaktan hoşlandığımı e, tesadüfen 36 yaşımdayken öğrendim. E, yani e, insanın hem çok sevindiği bir şey oluyor, gerçekten o kadar zaman sonra <laughs> çok yaşa, <laughs> hem çok e, hoş oluyor, şaşırtıcı oluyor, hem de yine de e, şey oluyor. Ee, inanılmaz oluyor. Ee, resim konusunda yazık ki e, yine e, yanlış eğitimden kaynaklanan bazı kalıplar vardı kafamda. Her ne kadar 36 yaşımda resimle ilgili e, ilgilenmeyi çok e, ilgilenmekten çok hoşlandığımı fark etmiş olsam da e, bir ressam olduğumu yani bütün ömrüm boyunca aslında bir sanatçı olduğumu ve resminde hani e, benim hayatım boyunca e, işte şey yapabileceğim ana dallardan biri olduğunu e, ol, olmasına da hani 41-42 yaşımda karar verdim e, ve e, karar verdikten sonra da işte birçok şey değişmeye başladı. O işte e, resim yapmayı öğrenmek işte e, çeşitli yön, e, eğitimler almak denemek e, hani yine bir 5-6 yıl e, aldı o zaman bile resim yapmayı çok sevdiğimi bildiğim zamanlarda bile kendime bununla ilgili bir hedef koymamıştım. Sadece bu keyfi yaşamak üzerine şey yapmıştım ve hep işte ben çok seviyorum ama hani başkalarının resimleri değerlidir, değer görür. İşte onlar işte yüksek fiyatlara satılır şeklinde düşünüyordum. Ee, bu sene başında e, hayatımda hani şimdiye kadar yapmakta olduğum işten başka bir şey yapmaya karar verdiğim zaman bile e, yine çok sevdiğim işte el işi, craft e, alanı mı yoksa sanat mı e, arasında bir seçim yapıp hani e, hayata karşı daha ürkek bir e, şey olan hani bir başkasına da delege edebileceğim sadece hani el becerisiyle ilgili şeyleri kullanabileceğim Craft alanını seçmiştim o zaman bile e, hani bir sanatçı olma cüretini göstermemiştim e, fakat bu hedefleri e, onunla çarpmak e, aklımızdaki olası şeyleri değil hani e, bizim gözümüzde e, büyük görünen imkansız şeyleri hedeflemek ve o doğrultuda bir şeyler yapmak şeyinden sonra Hani yapabileceğim en cüretli davranış ne olabilir? Hani şimdiye kadar hep uzak durduğum, hep gözümde büyüttüğüm sanatçı olmak, sanatının değerini talep etmek konusuydu. Fakat o şey, o karar verdikten sonra yine bu doğru hedef, yani bunu Hedefe dönüştürme kısmını da yaptıktan sonra olaylar birden şey olmaya başladı, değişmeye başladı. Öncelikle bunun benim kafamdaki bir fantaziden mi ibaret, yoksa gerçekten bu benim yapabileceğim bir şey mi anlamak için işime ara verip resim yapmakla geçirdiğim günler oldu. Ben işte ofiste çalışıyorum. Dokuzda başlıyor 6'ya kadar işte bir mesaim var İşte günde 7 saatlik bir iş günü diyelim. Ben hani e, hedeflediğim gibi e, bir atölyem olup da resimle uğraşsam nasıl bir hayatım olur şeklinde Aa, merhaba e, denemeler yaptım. E, i̇lk denemesi de bir gün izin almıştım. E, çocuklar okula gittiği gibi Atölyede o zaman da işte atölye salonun bir köşesi oluyor. Atölyede resim yapmaya başlayıp çocuklar okuldan gelene kadar saat 4'e kadar yani neredeyse böyle hani ayakta su içip işte o 5 dakikada mutfakta hemen öğle yemeğini atıştırıp gelerek şeklinde yani non stop çalışarak. Ee, çocuklar e, geldikten sonra onlarla ilgilenip onlar yattıktan sonra tekrar gece 1'e kadar e, kendimi tutamayıp hani başlamışken şu katı da atayım başlamışken şunu da e, yol alayım şeklinde bir de gece 1'e kadar toplam 13 saatlik bir e, resimle dolu çalışma günü yaşamıştım ve işte artık eşimin şeyiyle hadi artık yat işte ertesi gün işe gideceksin şeyinde sırtım belim kopuyor ama hani hayatımda geçirdiğim en güzel iş günü olabilir şeklinde duygusuyla yapmıştım. Gerçekten de düşününce yani biz işte bir iş tanımı, bir görev tanımı işte geleceksin şu kadar şunları yapacaksın işte onun karşısında da şunu alacaksın şeklinde klasik işlerle karşılaştığımızda yani bu tempo hiç mecbur olmadığım halde hani 7 saatlik işe gitmeyip 13 saatlik 13 saat evde çalışma konusu gerçekten hani insanların para için yapacağı bir şey değil. Onu idrak ettim. Yani bunu içinden gelmese o kadar işte o renklerle oynarken boyalarla oynarken o kadar mutlu hissetmesem ben de yapmam. Ama hani benim eğlence anlayışım bu olduğu için ve çok büyük çok uzun zamanların büyük bir açlığını hissettiğim için öyle işte o gün tabii benim için yine çok büyük bir idrak günüydü ve hani tadına alınca bu sefer ki denememde iki gün izin aldım. O iki günde hem bir eğitim şey yaptım, eğitime katıldım internet üzerinden. Hem de yine resim yaptım. Hani o bir bir günlük şeyin bir heves miydi, ertesi gün işe gidiyor olmanın etkisiyle mi öyle oldu diye düşündüm. Ve... İki günde öyle oldu. Yani bir günde 13 saat çalışınca... ...iki günde de o günde ortalama... ...10-11 saat çalışarak ve resim yaparak... E, ...geçirdim. E, ve... E, ...hani... ...artık... E, ...yani bundan... ...şüphe duyacağım bir şey değil. Hani normalde hani... E, ...onu bir amaç olarak... ...ondan yani benim... Yaşadığım e, tatmini yaşamayan bir insana o şekilde çalıştırmak e, mümkün olmaz. Ben hani e, bunu kendim işte e, hani kendi iç motivasyonumla yaptığım gibi dahası içinde e, şey yapıyorum. E, hedefler e, ara e, işte hedefler e, koyuyorum. E, bu, sürekli işte e, resimle ilgili eğitimler alıyordum onlardan bir tanesinde diyordu ki şey bunda ilerleyebilmek için sürekli olarak şey yaptığınız kullanabildiğiniz bir alanınızın olması gerekir. Tamam birçok insan hani evimin bir köşesinde yapayım diyor ama tam da beni tarif etmiş. İşte önce şunları yapayım, sonra da kaldırayım yemek masası olsun şeklinde bir düzenle çok büyük bir ilerleme sağlayamazsınız. Diyor dediğini şey yaptım ve ben işte bana bir atölye gerek bana bir atölye gerek diye dolanmaya başladım. O sırada işte bir arkadaşıma bahsettiğimde işte ben de şeyden salondaki uzun duvarım çok boş oraya güzel bir şey almak istiyorum ama işte böyle baskı da almak istemiyorum kimseyi de tanımıyorum hani oraya bir şey yapar mısın şeklinde ilk siparişimi almış oldum. O, o onun için büyük bir işte tuval hazırladığımda bu sefer hani kendi şimdiye kadar çalıştığım gibi işte A4 boyutu ya da A3 boyutu ya da ne bileyim en büyük boyut olan şeyden. 50'ye yetmişten çok daha büyük bir alana ihtiyaç duyduğunu fark ettim ve onu işte yemek masasının üstüne koyduğum zaman yani bunu bu resmi yapmaya başladığımda hani ben bunu akşam yemeğine kaldırayım diyemem yani bunun kuruması için rahat çalışmak için hani sabit bir düzen lazım diye konuşmaya başladığımda eşim sağ olsun en büyük destekçim işte bir şey önerdi şu anda şey olarak kullandığımız işte eee Yemek bölümü olarak kullandığımız kısmında masayı e, en boy yapıp hani bir o kadarlık daha e, yer açılabildiğini e, ve hani sonuçta ev, bizim evimiz olduğu için hani daha rahat olacaksa hani bu şekilde çalışabileceğimi e, söyledi ve e, benim de ertesi gün yaptığım ilk iş iki aya gidip oraya uygun bir masa işte yükseltilebilen ayaklar işte resim malzemelerimi koyabileceğim bir raf seçmek oldu. Ve yani adım adım şey oluyor tam da bir arada da o arkadaşımla konuşmadan önce şey olmuştu bir tüp boyam bittiği için resim malzemeleri satan yere gittim ve orada işte kendi elimdeki marka olmadığı için oradaki mevcut markaların hani ona denk olan kısmını işte fiyat kazanç oranlarını karşılaştırırken Adam işte indirim olan büyük boyutlu boyalardan bahsetti bana. Gerçekten şey yaptığımda hani çok avantajlı hani almak istediğim şeyden fazla ama hani çok avantajlı bir fiyat oluyordu. Ve hani böyle onunla şey yaptım. Onları aldığımda kendi kendime böyle bir litrelik akrilik boyalardan bahsediyorum. Onları aldığımda Hani tüpler bile bayağı gidiyor Ama bu kadar büyük hacimde bir şey aldığıma göre Sanırım büyük resimler yapacağım artık diye düşünmüştüm Ve onun üzerine o arkadaşımla konuştuğumda Hani o siparişi verdi İşte o sipariş benim evde kalıcı bir köşe ayarlamamı sağladı Şimdi o kalıcı bir köşeyi ayarlayıp Ve o köşeyi kullanarak ve oraya sığmayarak Belki yapacağım resimlerle Hani belki işte arzu ettiğim işte kapısını çekip çıkabileceğim ve girebileceğim ve evime çok yakın başka bir atölyenin şeyini yapacak. Yani böyle adım 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 hayat amacının peşinde bir şeyler yapma ve işte her adım bir sonraki şeyi adımı ortaya çıkarma gibi bir durum. Dolayısıyla size de tavsiye ediyorum. Hayat amacınızı bulma ve o konuda hedef oluşturma şeklinde. Yine kitaba dönecek olursak kendinize işte dürüst olarak sorduğunuzda doğru cevabı öğrenirsiniz diyor. Benim bu şeyleri kullanırken ortaya çıkarırken kullandığım sorular vardı. Bu soruları başarıya ilk adım kursunda yazdım aynı şekilde sağlamasını yapmak için çocukluğunuza dönebilirsiniz. Çocukluğunuzda yapmayı sevdiğiniz şeyler çok büyük bir şey var. Çocukken çünkü hani işte karnını doyur, uykunu uyu onun dışında büyük ölçüde serbestiz ve çocukların hani bu içten gelen motivasyonuyla yaptığı şeyler. Hani neden bazı çocuk resim yapmayı seviyor da bazı çocuk müzik dinlemeyi ya da şarkı söylemeyi seviyor şeklinde hani daha böyle yönlendirilmemiş temel şeyleri çocuklar biliyorlar dolayısıyla siz de şey yapmak için ortaya çıkarmak için kendi çocukluk çocukluk anılarınıza dönebilirsiniz. Hayat amacınıza uygun bir iş yaptığınızda çalışma dediğiniz şey yani o iş olmaktan çıkar o keyif olmaya o hayatın kendisi olmaya başlar. Benim resimde yaşadığım şeyde süreçte tamamen bu bir de şeye gelmiş kaç tane hayat amacınız var? Kaç tane olmasını istiyorsanız o kadar olabilir bir taneyle sınırlı değilsiniz diyor. Benim de bu hayat amacım olarak dediğim şeyler aslında hani resim bir tanesi ve bu hani katkımı sun dünyaya katkımı sunma konusundaki paylaştıklarım bir diğeri ve hani şu an çok fazla yol alamamış olsam da aklımda olan başka bir şey daha var. O da bir diğeri. Yani şu an ben 3 tane hayat amacımı belirlemiş ve e, o konuda e, hedefler oluşturmuş durumdayım. Şöyle ki e, resimle ilgili şeyler, e, resim yapmak işte e, günde 10 saat, 12 saat resim yapmak, e, hani beni çok mutlu eden, çok da bana uygun bir faaliyet. Fakat çok asosyal bir faaliyet. Yani e, bu şekilde haftanın işte 5 günü ya da 6 günü e, çalıştığımda Muhtemelen hayatımın çoğunluğunda işte eşim, çocuklarım, annem, babam şeklinde 5 kişiyi göreceğim. Ve hiç başka bir sosyallik yaşamadan zamanım geçecek şekilde. Yani çok mutlu olurum ayrı ama hani çok da gerekmediğini düşünüyorum o kadar büyük bir asosyalliğin. Dolayısıyla bu eğitimle ilgili, bildiklerimi paylaşmakla ilgili kısım Yine e, hani dünyaya bir e, resim yaparak katkımı sunmak e, ya ek olarak e, başka insanların da hani hayat amacı amaçlarını bulmaları işte eğer mesela ileride belki resim atölyeleri ya da resimle ilgili dersler olabilir. Çünkü e, resim konusunda işte bir akademi mezunu olmayarak bunu e, kendime bir yol olarak belirleyip işte bu konuda bir şeyler yapma konusunda Hani yine akademiye gitmemiş insanların da bundan keyif olarak ve güzel şeyler yaratarak bir yol çizmelerine yardımcı olabilirim. Hani tamamen kendi yolumu işte bu şekilde de bir şey yapabilir ve bunlar hani sadece resim yapmakla geçen işte o asosyalliği dengeleyecek bir sosyallik imkanı sunacak şeklinde düşünüyorum ve e, hani he, o mu bu mu şeklinde e, kendimi sınırlamak yerine hepsi şeklinde daha e, geniş bir bakış açısıyla ilerliyorum kitapta aynen bunu söylüyor bir tane hayat amacı diye bir şeyle e, sınırlamayın istediğiniz kadar şeyi e, amaç belirleyebilirsiniz diyor yani e, hayat bir kutlamadır neşe ve coşku ruhumuzun kendi tercih ettiği şekilde, kendi arzu ettiği şekilde ifade edildiğinde hissettiğimiz şeydir. Yani dünyaya geliş amacımızı işte yaşadığımızda işte ruhumuz o coşkuyu, o neşeyi hissediyor ve işte bu, işte buydu. Hani benim bir şey olarak beden sahibi olarak bu dünyaya Gelişeğim nedenim buydu şeklinde bize şey duygusal sinyalleri gönderecek ve varlık yaratma konusunda da hayata çok büyük bir etkide bulunmuş olacağız. Bu titreşimdeyken varlık yaratmak hem çok kolay çok daha kolay hem de çok hani bol bir şekilde olacak ve de. Hani sadece kendimiz değil topluma optimum katkıyı da bu şekilde sağlayacağız. Yani biz her ne kadar işte bir ekonomide bazı insanlar üretim yapacak, bazı insanlar işte onları satacak, bazıları tüketecek şeklinde değil. Hani bu topluma olan katkımız da aslında en büyük seviyede olan kısmı bizim hayat amacımızı bulup gerçekleştirip onu onu bir hedefe dönüştürüp o doğrultudaki başarılarımız sayesinde bu topluma içinde bulunduğumuz topluma en büyük ve en aslında hani bize özel katkıyı sunmuş olacağız. Evet, bu akşam ki konumuz buydu işte neden buradayız? Hayatta olma amacımız nedir? Hayat amacımızı nasıl buluruz? ve bulunca neler olur şeklinde. Bu şeyi işte hayat amacı olarak belirlemekten biraz uzaklaşmıştım. Çok büyük bir kavram olarak biraz içinin boşaltıldığını düşünüyordum. Ama şey olarak kendi deneyimimden de paylaşabilirim ki hayat amacı böyle işte oraya baktım buraya baktım bu şekilde arayarak bulunacak bir şey değil. Yapılarak bulunacak, yapılarak şekillendirilecek bir şey ee, süreçte işte ne sizin hoşunuza gidiyor ne size hiçbir yorgunluk vermek sizin çok büyük bir coşku ve neşe e, veriyor o onu e, işte bir hedefe dönüştürüp o doğrultuda bir şeyler yapmaya başladığınızda adım 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 hani e, resimle hiç alakası olmayan işte bir insanın e, birden hani e, ressam olmaya karar verdiğini Görebiliyorsunuz ve işte yaratıcılıkla ilgili şeylerde zaten hani bizim toplumumuzda işte yeterince eğitim aldın mı yeterince işte onaylattın mı gibi şeyler sınırlayıcı düşünceler çok fazla ama diğer yandan bu işte kendi katkımızı sunabileceğimiz şeylerde gerçekten iyi ya da kötü şeyinden bağımsız olarak skalasından bağımsız olarak sadece bizim yapabileceğimiz şeyler. Yani bu yaratım faaliyetleri işte benim resmimi bir başkası yapamaz. Bir başkası belki daha güzel bir şey yapabilir ama kendi resmini yapabilir. Benim resmimi sadece ben yapabilirim. Yaratımla ilgili bütün şeylerde aynı konu geçerli. Tamam resim yapmayı seviyorum. O zaman burada ne konuşuyorsun? İşte o bir yönü hayatımın işte kendi işte boyalarla boyalarla oynamakla ve bundan keyif almakla ilgili yönü. Diğeri de e, hani herkesin bunu yapabileceği, herkesin işte sevdiği şeyi arayıp bulup o doğrultuda bir şeyler yapabileceğini e, başka buna e, işte bu yolları henüz geçmemiş, bunları henüz fark etmemiş insanlarla paylaşmak ve dolayısıyla onların da kendi amaçlarını araştırmalarına, bulmalarına e, motive olmak e, şeklinde hani daha sosyal bir yolda hani diğer yönü e, ve hani istediğimiz kadar da yön ekleyebiliriz. Çok boyutlu kişiler olarak hepsini de başarabiliriz. Şeklinde özetleyebilirim. Sorunuz varsa alabilirim. Bu başarıya ilk adım kursundan eğer henüz yazılmadıysanız yazılabilirsiniz eğer yazıldıysanız fakat oradaki ara, alıştırmaları yapmaya başlamadıysanız e, onları yapmaya vakit ayırmaya başlayabilirsiniz. E, başkalarına da iletebilirsiniz. Gerçekten geriye dönüp e, işte bu reverse engineering şeklinde e, en kısa yol nasıl olurdu e, diye düşündüğümde e, ortaya çıkacak e, yolu adımları paylaştım orada. E, en büyük şeyim de işte insanların da benzer benim yaşadığıma benzer e, mutluluklar e, ve şey e, gelişmeler yaşaması hmm, başlayamadım demişsin olsun işte ben de başlayın diye anlatıp anlatıp duruyorum <laughs> Zeyancığım. Evet biraz da işte bu çocukların beni uyutması nedeniyle geç başladık cuma akşamı vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu yayın olmayacak Pazartesi günü Happy pakıt kitabına kaldığımız yerden devam edeceğiz Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.